ben oldum, ben yaptım dedim, dağıldım. Başlangıçta olduğu gibi kalsaydı sonra çok para kazandıracaktı. Ama benim gözüme para hırsı bürüdü bir anda. Kendime yüklendikçe yüklendim. Sonuç ikinci iflas. O zaman şunu anladım. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Tabii. Peki üçüncüsü neden oldu? Biraz belimi doğrultunca tekrar bir iş kurdum kendime. Bu sefer her şey yolunda gidiyor. Deli gibi para kazanıyorum. Bir telefon, marinada yat hazır. Bir telefon, Paris'e akşam yemeğine gidiliyor. Bekarım da o zaman. Gelsin kadınlar, gelsin kızlar. Oluk gibi para akıtıyorum önlerine. Sonuç, üçüncü iflas. O zaman da şunu anladım. Aile her şeyden önemli. Mutlaka bir ailen olacak ve onlar için çalışacaksın. Çok haklısınız. Şimdi üç kızım, iki torunum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Bekar adama güvenmem ben. Ne yapacağı belli olmaz. Bugün tamam der, yarın bırakır gider. Kaç yaşındasın? Efendim ben 22, 23, 24 diyebilirim. Evli misin? Hayda, 100 puanlık uzman sorusu. Buyurun efendim. İyi günler yavrum. Ben birisiyle buluşacağım. Uzun boylu, 40 yaşlarında bir bey. Görmedim efendim. Ne içerdiniz efendim? Çay getir bana. Ama açık olsun, yanına da şeker koyma. Peki, tamam. Hocam çok özür diliyorum gerçekten, pardon. Nereye koşuyorsun sen öyle? Kitaplarımı unutmuşum, onları alacağım. Gel Eda, gel. Hadi git al, sen de kitaplarını alacaksan Kudret, hadi. Gel. Korkma Edacığım, tamam mı? Ben yanındayken sana hiçbir şey yapamadım, merak etme. Evlat, basit bir soru sordum. Evli misin, değil misin? Efendim ben evliyim. Evet, ben evliyim. Hanım var yani. Aferin. Çoluk çocuk? Yok. Neden? Çünkü daha biz yeni evlendik, o yüzden. Ha, olur olur, o da olur. Allah korusun ya. Efendim? İnşallah dedim, inşallah. Bak Efe, eşine haber ver. Akşam yatta birlikte yemek yiyelim. Eşimle de tanışmış olursunuz bu arada. Maalesef, yani çok isterdim ama maalesef. Neden? Benim eşim ailesinin yanına gitti, ziyarete. Git dedim, gör biraz, sıkılmış. Tamam. O zaman gelince haber ver. Mutlaka bekliyorum ikinizi. Tamam mı? Tabii. Of. Ben ne yapacağım şimdi ya? Acilen evlenmem lazım. Yok. Adamın evlilik cüzdanımızı isteyecek hali yok ki. Takarım sevgilimi koluma, tıngır mıngır gideriz. Nerede bu
Merhaba. Merhaba Cem. Yalnız ben fazla kalamayacağım. O yüzden hemen konuya giriyorum. Sizi dinliyorum. Mine anlattı. Dün onun bir arkadaşına yardım etmişsin. Sağ ol. Önemli değil. Sadece bir telefon ettim. Az şey mi? Çocuğun işini çözmüşsün. İkisinin yüzünü güldürmüşsün. Sağ ol. Neticede Mine'nin babasısın. Senin iyi niyetinden hiç şüphe duymuyorum. Ama... bu fazla Cem. Mine daha 18 yaşında. Böyle pahalı hediyelerle onun kafasını karıştırma ne olur. Eğer illa bir şey vermek istiyorsan ona sevgini ver yeter. Mesajınızı aldım. Bakın, ben Mine'ye sadece bir hediye almak istedim. Acele etmene gerek yok Cem. Hem sen daha Mine'yi tanımıyorsun ki. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bugünleri de mi görecektim ben? Burada ne işin var Osman Bey? Seni takip ettim. Hani dükkana gidiyordun? Hani çalışacaktın? Parayı nasıl yalan söylersin? Bir dur dinle. Neyi dinleyecekmişim? Utanmıyor musun bu yaşta yalan söylemeye? Aa, neden utanacakmışım ben? Ne yaptım ki? Bir de ne yaptım ki ben diyor. Kendine dost tutmuşsun. Saçmalama Osman Bey, ne dostu? Aklını mı kaçırdın sen? Hı. Cem Bey, Mine'nin babası. İnkar etme. Ne dedin sen? Duydun işte. Cem Bey, torununun babası. Evet. Çiçekler tamam. Kıyafet, saçlar. Alyans, yüzük. Oh. Oh. Evet. Şunu bismillah. Efe? Duygu. Ne yapıyorsun? Evlenme teklif etmeye çalışıyorum. Ne? Evet. Duygu, aşkım, hayatım, güzelim, hayatımın anlamı. Benimle evlenir misin? Eda'cığım, sen burada bekle istersen. Ben hemen şu telefonu bırakıp geliyorum, tamam mı? Tamam hocam. Eda. Eda korkma, hiçbir şey yapmayacağım, tamam mı? Sadece konuşmak istiyorum seninle. Efe, sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım tabii aşkım. Yani bu zaten formalite icabı ya. Anlamadım. Yani ön teklif. Ben sana harbiden evlenme teklif edeceğim ama bu bir ön teklif. Efe, yeter artık, bitti. Oyun değil bu. Bitti derken? Bundan sonra seninle görüşmek istemiyorum artık. Tamam, tamam aşkım. Sen şimdi çok sinirlendin. Ben şimdi gideyim, senin sinirin geçsin. Sonra görüşürüz sevgilim, tamam mı? Sevgilim mevgilim deme bana. Ben senin sevgilin değilim. Anlamadım. Efe, ben seninle bir şeyler yaşamaya çalıştıkça sen abarttın. Daha 2 ay oldu ya, şu hale bak. Kapıma dayanmış evlenme teklif ediyorsun. Ama güzelim, ben seni çok seviyorum ya, yani... Benim için bir tek sen varsın bu hayatta. Varsa yoksa Duygu. Vallahi. Benim aklımda sürekli sen yoksun ama işte Efe. Benim bir işim var, arkadaşlarım var, bir hayatım var. Tamam ben de seninle vakit geçirmeyi çok seviyorum ama bütün hayatımı bunun üstüne kurmuyorum. Sense karşıma geçip... Yani yeter artık, buraya kadar. Ben daha fazla yapamayacağım. Lütfen beni rahat bırak. Duygu.
Duy. İlerideki en son sağdaki kapıdan girin. Oradan size yardımcı olurlar, oldu mu? Peki, sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Astır'cığım. Ah, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klinikteyim deyince şaşırdım ben de. Sen bu saatlerde çalışıyor musun? Yok hocam, gündüzleri çalışmıyorum. Volkan var, onun yerine geldim bugün. Aslında ben gece 10'dan 2'ye kadar çalışıyorum. Ya ah be Astır'cığım, yorulmuyor musun? Bir de kalkıp sabah okula gidiyorsun. Yani aslında yoruluyorum ama burada gördüklerim de çok işime yarıyor. Neyse, ben daha fazla tutmayayım seni. Al bakalım telefonunu. Bir daha da dikkat et, kaybetme. Hocam çok sağ olun. Buralara kadar yordum sizi. Bir çay ikram etseydim. Yok Aslı'cığım, içmeyeyim. Ya bir öğrencim bekliyor, onunla Metin'e gideceğiz de. Hayrola hocam? Çok hayırlı bir durum değil aslında. Ya bir erkek öğrencim bu kıza aşık olmuş. Takmış kafayı. Peşinde dolaşıp duruyor. Kız kaç kere reddetmiş ama nafile. Yani ben de konuşmayı denedim ama bir türlü ikna olmuyor. Yani alayım kızı götüreyim Metin'e de bir yüz yüze gelip konuşsunlar. Hani Metin çeker çocuğu, konuşur, vazgeçirir diye düşündüm. Peki yani ya vazgeçiremezse? Artık o zaman da gereği neyse onu yapacak Aslı. Kimsenin kimseyi böyle korkutmaya hakkı yok ki. Doğru hocam, haklısınız. Neyse, hadi ben gideyim öyleyse. O neydi? O tabanca sesiydi sanırım. Hocam şuradan geldim. Geri çekin! Geri çekil! Çekilin bak, vururum. Hiç acımam vururum. Hiç acımam vururum. Yaklaşını vururum. Eda alımı kes sen de. Kuzu, ben şu an pek konuşacak durumda değilim ya. Kuzu, yalvarırım bırak beni olur. Eda konuşma. Çekil geri. Biz klinikteyiz, çabuk. Kuzu. Sen o telefonu kapat. Kapat o telefonu! Aslı! Aslı, beni duyuyor musun? Aslı! Tamam. Tamam, kapattım. Daha ne istiyorsun? Yanıma gel. Yanıma gel, burada duracaksın. Hay Allah'ım ya! Taksi! Taksi! Abi bakır, çabuk çabuk. Yanıma gel! Ya Kudret, yeter artık. İndir o silahı. Ya insanlar ne kadar korkuttuğunun farkında mısın? Hoca sen hiç konuşma. Zaten başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Sen olmasaydın çok mutlu olacaktık. Ama şimdi ikimiz de öleceğiz. Seni de burada yalnız bırakmayacağız tabii. Sen de bizimle birlikte öleceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.